60 ekranlarından herkese merhabalar. Ben Şef Rafet İnce. Yarışmamızın 3. günü, yani çarşamba günü yine sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Süperiz. Nasılsın Mustafa? Çok iyiyim şefim. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Bugün bunları bomba ezeceğim, geçeceğim inşallah. İşte haydi abi, hayırdır bana ya? Bana bununla gel. Hocam şunu da söyleyeyim. Fazladan 5 dakika verin bana. Bunları burada ıspıtulayla kazırsınız. O kadar netim ama dakikamı isterim. Çok iddialı konuşuyorsun. 5 dakika veriyorum. Anlaşmaya mı? Can! 5 dakikaya gerek yok. Ben hemen ezerim yani. Hiç sıkıntı etsene yok. Etsene hadi canım benim. 5 dakika fazla yani. Öyle mi? Aynen. Eksi 5 dakika, 5 dakika vereyim. Yok eksi. Şefim o kadar da değil. Ne oldu? Yalnız herkes konuşuyor ama puanları ben alıyorum nedense. Evet, o puanları benim almam lazım ama Seviha'ya gidiyor nedense. Begüm bugün bana çok sinirli, çok hırslı. Çünkü 2 gündür ben birinciyim. Bugün daha çok hırslanacak. Muhtemelen yanlış yapacak. Ekstra hırslıyım dün, çünkü çok üzüldüm hamur olayından sonra. Bugün ben alacağım inşallah. Niye hırslandın böyle ya? Sinirlendim ya artı 3 puanı alamayınca. Haklı bir de bana da kızmışsın röportajlarda. Yani kızdım ama. Röportajlarda bana da kızmışsın. Kızdım hocam, salladı. Vallahi kızdım. Evet, dün hemen konuşacağız. İlk önce programı başlayalım. Neyse, geçmişte tamam. Kaldı. Efendim bence şefim konuşalım. Bırakın. Yo, konuşalım. Her şeyi buraya dökelim. Bir şey söylemek istiyorum ya. İçeride konuşacağız bunları. Hemen formatı anlatıyorum. Biliyorsunuz yine vermiş olduğum çok güzel bir yemek var bugün. O yemeği vermiş olduğum süre zarfında yapıyorsunuz. Zile bastığım an yarışmayı bitiriyoruz. Yani elleri havaya kaldırıyoruz. Tadım masasına geçiyoruz. Sıfırdan 5'e kadar puan veriyorsunuz. Cuma gününe kadar. Cuma gününde sıfırdan 10'a kadar puan veriyoruz. 10 bin liranın sahibini belirliyoruz. Duydun mu lider? Ben. Benim yemeğim. Ben tavuk sote istemedim. Bu ne bu bu? Bu bu. Yine başladı taktiği. Ya hocam yapmayın ya. Ekmek bana. Vallahi ekmek. Ağlayacağım şimdi ya. Ben doğradım onu. Rendeleme falan yok. Şurada ne var? İnanmıyorum. Rezil olacaksınız. Bak sizi rezil ede ede kazanacağım. En kötü yemeği yapıp yine konuşabiliyor. Yazıklar olsun sana. O kadar yardım ettim sana be. Sen bekarsın değil mi? Ben bekarım. Var ama mı? Evlenmek isteyen kızlar varsa ekleyebilir yani. Güzel kızlar. Alem bir yakışıklı görsün ya. Bir bak şu oğlum, bir poz ver. Seni poz mu vereyim şey? Sen yemek yaptığın gibi poz verirsen evde kalacaksın kardeşim. Kaldır şu bulaşıkları. Kaldırıyorum şu evet, yanmasın diye. Haydi. Bu ne? Ne? 2, 1, 0. Ben koyamadım üzerine yine. Çıtır tavuklar yapıldı, bir de yanına kostov salatası yapıldı. Tavuğu ya ziyan etmişsin her kimsen. Yine yaptı basının açıklamasını. Limonu az geldi. Sebiha'daki yüzsüzlüğü gördünüz mü? Limon tadı gelmedi. Ya tam bir küçük emir aslında. Hiçbir şekilde tuz atılmamış. Tuzu böyle çeviriyorsun, atıyorsun. Ya ne kadar tuzsuz yemek varsa üzerime yapıştı. Kimin olabilir? Bence bu Sebiha'nın yemeği olabilir. Muhtemelen bu benim. Sebiha arkadaşımız yapmış olabilir. Puanın gelsin. 1-0. 0. Ya kiminse hakkını helal etsin. Gerçekten korkuyorum o tarafa geçmeye. Puan fakiri bunlar. Allah'ım nasıl buldun kendini ya? Benim yemeğim. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız şefim. Kaldıralım peçeteleri bakalım bir. Bak çok basit vallahi var ya. Mısır gevreği var. Dün bir mantıyı yapamadınız, bugün size kolay bir tarif koyduk. Ne olabilir çok, Can? Vallahi çok kolay. Şinitzel olabilir ama çok olacağını da sanmıyorum. Aferin, yakın bir şey. Güzel. Şinitzel gibi mi? Yanına nasıl? Bir salata, evet. Kızartma, bir salata. Güzel. Aa, salatalı şinitzel, aynen. Begüm. Yani mısır gevreği var. Evet, var. Ya yemeğin ismini söyle, bırak tavuğu, vallahi, balığı. Vallahi dedikleri gibi şinitzel olabilir, başka? Mustafa. Köri soslu tavuk diyeyim, bir farklılık yaratayım. Köri sos. Köriye benzettim bunu da. Farklı bir kızarmış soslu versiyonu. Bugün köri sizlere ne yaptık dersiniz? Bugün günlerden çıtır tavuk kostov salatası var. Yani elmalı muhteşem bir lahana salatası yaptık. İzleyelim, görelim bakalım ne olmuş ne bitmiş. Benim yemeğim. Günlerden çıtır çıtır bir tavuk, yanına da muhteşem bir lahana salatası. Aslında kostov salatası diyoruz ama sizler lahana salatası diyebilirsiniz. Malzemeler: 1 adet tavuk göğüs,
dışını bulamak için 4 yemek kaşığı un, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı köri, 1 çay kaşığı kekik, tuz ve karabiber. 1 adet yumurta, yarım su bardağı krema, tuz. Dışını bulamak için 1 su bardağı sade mısır gevreği. Kızartmak için ayçiçek yağı. Koslov için 100 gram lahana, 1 adet havuç, 2 yemek kaşığı süzme yoğurt, 3 yemek kaşığı mayonez, yarım yeşil elma, 1 tatlı kaşığı sirke, 1 çay kaşığı toz şeker, birkaç damla limon suyu ve tuz. Şimdi yapılışı. Tavuklarımı güzelce fileto şeklinde incelteceğim. İnceltmiş olduğum tavuklarımı ortadan ikiye böleceğim. Şerit şerit doğrayacağım. Karıştırma kabıma unumu aldım. Baharatlarımı ilave ettim. Kaşık yardımıyla baharatlarla unu güzelce birbirine geçmesi için karıştıracağım. 1 adet yumurtamı ve kremamı tuz karabiber ilavesi yapacağım. Çırpma teli yardımıyla güzelce sosumu hazırladım. Blender'da mısır gevremi güzelce incelteceğim. Şimdi tavamı ocağa koydum. Ayçiçek yağım burada. İstediğim sıcaklığa gelesiye kadar ben de hemen tavuklarımı güzelce panelemeye başlayacağım. Öncelikle baharatlı unlu karışımımı tavukların dış kısmını güzelce kaplayacağım. Unla kaplamış olduğum tavuk şeritlerini yumurtalı kremayla güzelce tekrar bir daha karıştıracağım. Son olarak mısır gevreğine batıracağım. Kızgın yağda kızartmaya başlayacağım. Tavuklarım yağda çıtır çıtır kızarırken ben de hemen lahanalarımı ince ince doğrayacağım. Havuçlarımı rendeledim. Havuçlarla lahanayı güzelce bir karıştıracağım. Üzerine yoğurt, mayonez, şeker ilavesi yaptım. Sirke ilavesi yaptım. Limon suyumu ilave edeceğim. Tuz ilavesi yaptım. Şimdi güzelce salatamı iyice şöyle birbirine yemesi için geçireceğim. Kızarmış olan, çıtır çıtır olan tavuklarımı yağ çekmemesi için bir peçeteye alacağım. Salatalarımı güzelce şöyle bir kaşık yardımıyla şekil vereceğim. Tabağın odak noktasına yerleştireceğim. Cımbız yardımıyla çıtır çıtır olan tavuklarımı da salatanın üzerine yerleştirdikten sonra hemen servise sunacağım. Afiyet olsun, ellerinize sağlık. Benim yemeğim. Süremiz 35 dakika. Günün yemeğinde kendime güveniyorum. Tavuğu iyi yaparım. Çok yiyemiyorum ama iyi yaparım. Güzel bir şeyler çıkacaktır. Evet, gelelim şu dünkü meselelere. Gelelim şefim. Bana sallayıp sallayıp durdu lan. Kim salladı sana Mustafa? Sallamayan mı var? İyi ki bir geç kaldık. Bu kesin Mustafa'nın yemeği. Olmamış. Perişan yemek. Ama sonunda nedense herkes... Önce onlar beğendi yemeğimi. Sonra da çok sağ olun. En yüksek puanı verdiniz. Çok pis kapak oldu. Sesini Bağdat'tan duydular. Herkes 5 almak zorunda mıydı Mustafa? Niye ben 5 alamadım peki? Yani ya senin yemeğine 0 yanlışlıkla verdim ama sonra şunu düşündüm. Ya zaten 0'dı be kardeşim. Ama herkes 2-5'lik miydi? Sorun orada zaten. Ben benimki 5'likti demiyorum. Üçümüzün ama yemeği birbirine çok yakındı ve ben gerçekten bilemediğim için... Evet, en çok benimkini beğenmiştim Mustafa, hatırlıyorum. Üçüne de verdim. Bayılmıştın, bayıla yemiştin. Hani adalet var, nerede? Adalet nerede? Adalet en kaldı. Çok adalet bana yüklendiler. İşte, herkese 5 verdim. Için. Bunlar 0 veriyorlar şefim. 0'ı yani 0 verilir mi? Mustafa bence bugün fazla gaza geldi. Bugün en iyi yemeği ben yapacağım. Onun yapabileceğini düşünmüyorum. Ben gaza gelecek insan değilim. Begüm bence çok yanlış konuşmuş. Bugün de yapacağım, yarın da yapacağım, bir sonraki günde yapacağım, şampiyon olacağım. Bu kadar basit. En çok bana yükleniyorlar. Üçü birlikte bazen üzerime oynuyorlar. Evet. Yok tuzla şey yapıyor, numara yapıyor vesaire diyorlar. Sen de tuzsuz yapma. Ama gayet normal yaptım. Normal bugün değil, ekstra sen tuz kendi ekleyeceğim. Damak tadına göre yemek yapıyorsun. Bugün ekstra tuz ekleyeceğim, bak, ben bakalım. Senin iyiliğin için söylüyorum. Sen tuzsuz yapıyorsun, kendi yemeğini buluyorsun. Evet. Burada 4 kişi daha sana puan vermiyor o zaman. Ben de vermiyorum. Ama veriyorlar. İşte. Vermediler mi? Yanlışlıkla veren oluyor. Siz de mi yanlışlıkla verdiniz? Dikkat et. Bak bugün var ya Begüm hem sana hırslanmış vallahi hem bana hırslanmış. Vallahi çok hırslandım. Yiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Üzüldüm yani. O kadar güzel hamur açtım ki. Evet. Yani o kadar da emindim ki o 3 puana. Ha inanamadım. Hamuru güzel açana 3 puan vereceğim dedim. Bence bana ya. Ben hak ettiğimi düşünüyorum. Ben bir şey itiraf edebilir miyim? Buyurun, tabii. Hepinizin huzurunuzda. Dün benim için o tadım masasına kadar
3 puan senin hakkındı. Ya ben de öyle. 5 puan da senin hakkındı. Ama bir dakika, altını çiziyorum. Buradan tadım masasına geçesiye kadar temiz, teknik, her şeyi doğru yaptın. Hamur kalın. Hamur sert. Onu biraz sert bırakmış Mehmet. Süreden dolayı. Büyük sıkıntı. O kadar da incelttim ki. Şimdi geçelim Sebiha'ya. Hamuru yumurtayı unuttu. Hamurun da hata var. Yumurta mı yoksa? Hamura yumurta. Yok. Oh my God. İnanamıyorum sana Sebiha. Kötü bir hamur yaptı. Özdeşleşmedi. Evet. Ama ne dedik ilk başta? İnce zar şeklinde bir mantı. Mantının hamuru ince olur. Kalın olmaz. Erken koysaydım böyle olmayacaktı işte. Erken koysaydım böyle olmayacaktı. İşte 3 dakika haşlamayacaksın. Kalın daha iyi yapsa. 6 dakika haşlayacaktın. 6 dakika haşlasaydın evet. Lokum gibi olurdu. 8'i alırdın. Dün şeften artı 3 puanı alamadım. Çok üzüldüm gerçekten. Ama bugün şeften en iyi puanı ben alacağım. Bak şimdi. Rafo Şef, ondan sonra bana giydiriyorsunuz. Bu tavukları ne yapacağız? Bak. Bu ne bu? Fileto fileto doğradım. Ben tavuk sote istemedim. Bu ne bu? Bu. Parmak şeklinde, şerit şeklinde. Çok küçük olmuş onlar ya. Gittin jülyen doğradın. Pazartesi günü de hatırlarsanız şiveyi hocam neden şimdi söylüyorsunuz? Ben niye, her şeyi ben mi söyleyeceğim size? Sen bilerek, bilerek mi yaptın, strateji mi uyguladın? Doğru. Yemin ediyorum farkında bile değilim. Fileto fileto doğradım yani. Sen buna biraz yani. Domates, biber, soğan doğra. Şurada bu sotenin ekmek bana. Ya hocam yapmayın ya. Ekmek bana. Vallahi alın, ağlayacağım ekmek. Şimdi ya. Ağlamak yok sakın. Sinirden. Tavukları ince ince doğradım. Orada not alırken televizyona pek bakamadım. O yüzden gerçekten hani Allah biliyor. Hani gerçekten uyanıklık yaptığım için yapmadım. Yine başladı taktiği. Benim sen taktın tabii. Taktık evet. Tuzları ben doldurdum o şimdiye kadar. O taktı bana şu an aynen, zaten aynen. Şey yapamıyor tabii, tabii. Heyecandan. Niye taktı sana? Ya bana taktı çünkü benim konumumda olmak istiyor. Benim aldığım puanları almak istiyor. Ay ama çok meraklıyım senin konumuna. Yapacak bir şey yok. Allah'ım çok meraklıyım konumuna. Yapacak bir şey yok. Ben alıyorum. Bugün de yine ben alacağım bence. Can şu an bana bakmıyor. Bakmadan bugün sana yapıyor. Bakmıyor evet. Derken sen bana bakıyorsun o yüzden. Ben mi sana bakıyorum? O yüzden mi yumurtayı unuttun dün benim gibi? Bir şefim. Dakika Can da koymamış. Koymadı işte. Şefim. Can aslında çocuk daha. Eğlenmek için gelmiş. Yapamıyor. Ara ara bakıyor. Eğlenmeden kazanılmaz diye düşünüyorum. Ben hem eğleneceğim hem kazanacağım. Can. Buyurun şefim. Dün bayağı sinirlendin sen ya. Dün arkadaşlar çok sinirlendirdi beni ya, evet. Arkadaşlar psikolojimi bozdu ya 0-0 vere vere bana. O yüzden. Sen de herkese 0 veriyorsun. Öyle, onlar da bana verdi. Bugün aynı tavır devam edecek mi? Yine aynısını yaparlarsa olabilir şefim. 0. Senden vallahi ben de korktum ha. Niye şefim? En kötü yemeği yapıp yine konuşabiliyor Can. Sen ne yapıyorsun? Rende. Neyi rendeliyorsun? Salatayı rendeliyorum da. Abi neyi? Ben doğradım onu. Rendeleme falan yok. Ben buraya öyle yazmışım. Neyi rendeliyorsun? Neyse. Ne öyle, yapıyorsun? Öyle yazmışım. Yanlış yazmışım. Yanlış onu yazmışım. İnce ince uzun uzun doğrayacaksın. Mustafa lahanayı rendeliyordu. O normalde de zaten hiç yemek yapan birisi değilmiş. Kendisi de söylüyor. O bence yanlış programa geldi. Ben gayet doğru programdayım. Begüm'ün iddiaları kendini bağlar. Bana göre de Begüm yanlış programda ama ben böyle söylemeyi gerek görmüyorum. Şu bıçağı bırak bıçağı. Tamam, bıçağı sakin bırak. Rendeyi de bırak. Bıraktım. Rendeyi de bırak. Sol parmağını bir kaldır bakayım bir. Sol. Evet gitmişiz. Olur mu o alakanlı? Bırak. Elini melini bir yıka hemen bir yara bandı. Öyle alakanlı salak farkında değilim ki. Bırak. Bırak. Abi sen şurada bak. Ne şurada oldu yaralandı mı Mustafa? Yara bandı var, peçete var. Acemi işi bunlar. Kim? Öpüm geçsin. Yaralandım da. Ne fenalar geçmiş bana böyle olsun söylediğin Mustafa. İçin yaralandım kardeşim. Öpmediğim sana birazdan cevap vereceğim ama şu anda kendim şu an kendimi iyi hissedemiyorum. Ne
yoğurt. Baktım, kokladım. Ne oluyor orada ya? Ne yapıyorsunuz? Hocam ya. Şurada ne var? Bir şey söyleyeceğim. Havuç. İnanmıyorum. Ne koydum oraya? Yoğurt. Sen ne yapacaksın şimdi? Yoğurt nerede yoğurt? Yoğurt, yumurta, krema, tuz, yumurta, peki, krema, tuz, krema. Tamam. Mayonez nerede? Ay, kafanız mı dağıldı sizin ya hepinizin? Mayonezle kremayı karıştırdım. Mayonezle kremayı karıştırdım. Çok üzüldüm, yıkıldım yani o anda ama kurtaracağım. Begüm dünden hırslanmıştı. Bugün hırs gözünü bürüdüğü için büyük bir hata yaptı. Çok da mutlu oldum. Yemeğine yansıyacaktır. Mustafa'ya bir dünya saydırıyordu. Evet ya. Mustafa! Efendim? Sana saydırıyordu. Ay bana biraz... Ben de çok kilitlendim şefim şu anda. Ben de karıştırdım. Ben de buraya evet, ne yazdım bilmiyorum. Evet o da karıştırdı. Ya, sen, bak, herkes dağıldı. Evet ya, ben hangisini da... nereye yazacağım? Yani ne yapacağım? Bir dakika şimdi? Dur. Sen de her şeyi düşünüyoruz abi. Aynen öyle ama ne yapacağım bilmiyorum ki. Hangisi dursa ne olacak? Ben orada kilitlendim kaldım şu anda. Hocam yardım edin. Ben niye yardım edeyim ya? Bir şeyleri karıştırdılar. Ya malzemem yok. Ya, bak şimdi. Bekleyin. Bir dinleyin. Bir daha tüyo vermem. Dinliyor musunuz? Evet. Evet. Yoğurt. Yoğurt. Mayonez. Bir dakika bir saniye. Ya ben seni bekliyorum. Dinle abi. Tamam yoğurt mayonez. Şu yeşilliklerden güzelce salata yapıyorsunuz. Tamam. Yoğurt, mayonez. Yoğurt mayonezden salatanın sosunu yapıyorsunuz. Tavukları şeyle kremayla bir sos yapıyorsunuz. Kremalı sos, baharatlı, sirkeli. Şeyli baharatlı. Una buluyorsunuz. Undan kremaya, sosa, oradan mısır gevreğini yağda kızartıyorsunuz. Ben o salatanın zaman... üstüne de tavukları, kızarmış tavukları koyuyorsun. Okey ben anladım. Haydi. Mustafa birazcık senden bulayabilir miyim ya? Kremam gitti benim. Mustafa'dan isteyeceğim. Krema burada ya kızım işte. Ya kremam burada ama yumurtam şeyim gitti. Un ve krema. Un ve krema tamam. Ona bula işte. Sen neyi düşün biliyor biraz musun? Biraz vereyim bak, ne istiyorsun? Burada ne var? Allah razı olsun. Burada ne var? İşte mayonezi koydum buraya bu, krema koydum. Bu mayonezi al salataya kullan kremaya da tavuğu bandırsene. Baharatla tatlandır. Hocam ya adamsınız. Yoğurdu buraya koyuyorum. Çünkü yoğurtlu mayonezli evet, yapacağım ya. Tamam, hocam Allah bu krema sorma. Versiniz hocam, ya. Şefim çok soru soruyor. Evet, ya, evet sessizlik. Kreması mümkün değil hatalıydı. Düzeltemez. Kremamı kurtardım. Şef sağ olsun yardımcı oldu ve eskisinden daha güzel oldu. Yine uyanıklık yaptım Begüm. Evet. Ya bir şekilde çözdün yani olayı. Siz de çözüyorsunuz. Bırakın da bir kere de ben de çözeyim. Un, krema ve baharatlar doğrudur değil mi şefim? Baba sen ne yaptın ya? Un, krema, baharatlar. İşte un, kremayı, baharatı. Krema nerede? Döktüm. Burada ne var? Un var, krema var, baharatlar var öyle demedik mi? Bak. İlke karıştı her şey. Un ve baharatlar normal karıştıracaktın. Tavuğu ilk önce una buluyorsun. Sonra kremaya buluyorsun. Kremadan çıkartıp bunu un haline getiriyorsun. Bak buna bak. Un, krema, baharat. Bunun ismi neydi? Mısır yevriği. Tamam. Bu şey oldu böyle. Bildiğim baba. Çimento harca ama, benzedi bu. Beton harcı. Ama un, krema, baharat da. Ama bak bir dakika ya sen beni dinle. Tamam. Şunu birazcık sulandır. Tamam. İçine su koy bunu aç. Salatayı tamam, kremayla değil tamam, yoğurtla tamam, yapıyoruz. Sıvı olacak. Aynen. Hadi ona bandır bari. Hadi. Mustafa'nın sürekli şefe soru sorması bıkkınlık getirdi zaten artık bana. Kafamı çok karıştırıyor. Ben şefe bugün ilk defa bir soru sordum. Bundan önce sormadım ki nereden çıkarttı bunu? Pazartesinden beri bir uğursuzluk aldı başını gidiyorsun. Evet doğrudur. Nedir abi bu? Şefim ben alıştım. Benim hayatım böyle geçiyor. Hep uğursuzluklar beni bulur. Can. Buyurun şefim. Bu Mustafa uğursuzluk diyor. Yok öyle, yok keyfim yok, yok. Ne yapacağız biz böyle? Mustafa ile bilmiyorum ne yapacağız ya. Çok şey yapıyor zaten. Değişik değişik röportajlar vermiş benim için. Benim ne hakkında demiş? Bilmiyorum bu yarışmaya yakışmıyor mu demiş. Yarışmaya yakıştığını sanmıyorum mu demiş. Çok küçük mü demiş. Sallayıp kim sallayıp. Kim söyledi onu sana? Mustafa söylemiş. Ya da Begüm mü söylemiş? Şefim desenize o. Mustafa dediyse doğru demiştir. Benim derdim yemek. Ben burada yemeğimle uğraşıyorum ama Mustafa başka şeylerle uğraşıyor herhalde. Mustafa'nın başka yerlerde gözü var. Bu
elmaları diyorum ne yapacağız öyle? Büyük mü olacak öyle? Yani Julien, nasıldı? Bak Julien. Şimdi bak buradaki lahanalara bir bak. Lahanalar küçük küçük, ince ince. Evet. Bak ne güzel yapmışsın. Hemen bunları da incelteceğim. Elmaları ne yapacağız? Sıkıntı yok şefim. He. Henüz bitmedi. Zamanım yetişmez seni. Sana kurtar işte, kurtar. Daha önce yaptın mı kostof salatası? Yapmadım. İlk defa yapıyorum. Sen de hiçbir şey yapmadın. Onu yapmadım. Taktik taktik olarak yapmadım. Biz böyle yapmıyoruz. Ben salata elma koymuyorum. Salataya elma konmaz mı? Baharatlar karışmamış. Evet, karıştıracağım. Ne zaman? Ona sıra gelmedi. Hemen yapacağım onu da. Karıştırmışsın işte burada. Karıştırdım da daha burada ona niye gelmedim. Duruyor? Evet, karıştırayım ya hocam. Nasıl? Şefim sizi mi kıracağım ya? Benim için yapma, kendin için yap. Şefim seni mi kıracağım? İstiyorsan yapma canım. Yok, yapacağım. Orada hatayı yapıyorsun, sonra Rafo Şef'ten yok bana puan vermedi de yok hakkımı da... Vallahi nereden gördünüz onu ya? Bana verdiğiniz puanı kıskanıyor. Vallahi ya. Bak senin tezgahın üzerine rendesini koydu. O hep koyuyor ki ben bıktım. Ay Allah'ım al ya. Neyse insanlık ölmedi. Al al. Elmalar, küçültelim dedim, inceltelim dedim. Hanımefendi büyük bu set stratejiyi büyük elmadan yapıyor. Ya aşk olsun şefim. Ben bunu kabul etmiyorum. Tamam. Git şefim bunu. Böyle değil mi? Böyle değil mi şefim? Şu kadar. Küçücük. Evet. Evet. Minik minik. Oğlum sendeki bu özgüveni ne yapacağız ya? Şefim böyle olmak zorunda zaten. Sen ya. Sen bekarsın değil mi? Ben bekarım. Var ama mi? Evlenmek isteyen kızlar varsa ekleyebilir yani. Güzel kızlar. Daha dur okulunu bitirsen. Ya okulumu bitiririm canım. Sıkıntı yok. Önce evleneyim diyorsun. Kız arkadaşım yok şefim yani. Şu anlık yok. Hayır bu özgüvenle nasıl yok ben de onu anlayamadım. Eskiden vardı da işte bir şeyler oldu. Hepsiyle ayrılmak zorunda kaldık şefim. Bütün kız arkadaşlarım çok zengindi. Eskiden vardı bazı şeyler yaptık. Bütün kız arkadaşlarım zengindi. Ne kadar ağırdan alırsam o kadar çok geliyor demiş. Öyle. Şey ya? Şefim, şeytan tüyü mü var? Canın derdi bence yemek yapmak falan değil. Canın derdi televizyona çıkmak. Benim derdim hem televizyona çıkmak hem de yemek yapmak. İkisini birlikte severekten yapabiliyorum yani. Kalbinin güzelliğini arayacağın yerde niye zengin? Ben öyle bir şeyde ithamda bulunmadım şefim. Hani sadece öyle denk geldiğini söylemiştim. Arkadaşları kuliste söylemiştim. Yetiştirdiler mi bilmiyorum yani. Oh. Durduk yere muhabbette söyledim ben onu. Bilmiyorum. Sen niye böyle bir şey söyleme gereği duydun onu ben merak ediyorum. Muhabbet oraya gitti şefim yani. Ne muhabbet ediyordunuz da siz? Sevgililik muhabbeti ya. Senin sevgilin var mı onun var mı falan filan. Muhabbet koyuldu büyüdü. 3 gündür buradayız şefim yani. Arada sırada konuştuk da bunun buraya gelebileceğini düşünmedim ben bu kadar. Bir şey söyleyeceğim. Buyurun şefim. Birazcık bunlar iyi mi şefim? Ağırbaşlılık var mı? Efendim? Ağırbaşlılık da var. Ağırbaşlılık var aynen doğrudur. Kızlar ağırbaşlı erkek mi seviyor? Ağırbaşlı erkek de seviyor, yakışıklı erkek de seviyor da... Yakışıklı olduğunu iddia ediyorsun. Yok etmiyorum ya, yakışıklı değil. Mustafa kardeşim kadar yakışıklı değilim yani. Şöyle, alem bir yakışıklı görsün ya. Bir bak şu, oğlum bir poz ver. Seni poz mu vereyim? Ne söylemem gerekiyor? Eklesinler falan mı diyeyim yani? Dilediğini söyle. Yok vallahi hiçbir şey söylemeyeceğim bu sefer çünkü. Ekleyin beni de, sosyal medya adresini verebilirsin. Vallahi eklemek isteyen ekler şefim yani. Ne diye ekleyecek seni şimdi? Ama elma doğruyorum şefim yani çok güzel oğlum, elma doğruyorum. Oğlum bu elmaları bırak. Bu elmalar zaten pasaklısın bak. Hayır şefim. Şimdi sen kızlara burada laf yetiştiriyorsun. Eyvallah da bu çekirdekler falan ne olacak? Onları atmayacağım şefim. Eğer ki bir kadının kalbini çalmak istiyorsan güzel temiz yemek yap. Doğru söylüyorsunuz şefim. Doğru söylüyorum da ne oraya anlatıyorsun ne burası pasaklı. Anca poz veriyorsun. Bir poz ver bakayım ben. Ya poz vermeyi bilmiyoruz biz o kadar ya. Canın pozu da yemekleri gibi canım. Yemekler kadar kötü veriyor ve evde kalacak. Oğlum bu pasaklıkla hangi kız seni tercih etsin? Ya şefim yani şu an yarışıyoruz o yüzden. Yoksa o yarışıyorsan kadar... hem yapacaksın. Hemen şey yaparız. Hem de buradan sosyal mesaj vereceksin. Temiz olun. Bak temiz tecrübe olur. Konuşuyor. Sen gerçekten yemek yaptın mı ya? Yok diyorum ya. Hiç. Ben yiyen taraftaydım şefim. Benim gibi o da ya. Burada ne işin var? 10 bin lirayı alırsam vallahi bir şey söyleyeceğim. Ya arkadaşlar bir dakika. Bir dakika dur. Tamam. Tabii. Mustafa'nın 10 bin lira aldığını düşünsene bir. Rezil olacaklar ya. Gerçekten gerçekten oluruz yani. Bana büyük ayıp olur. Ya rezil olacaksınız. Bak sizi rezil ede ede kazanacağım.
Mustafa'nın 10 bin lirayı alma ihtimali benim gözümde yok. Şans olması lazım alabilmesi için. Ben eğlene eğlene kazanmaya geldim ki kazanacağım. Bir de benim aldığımı düşünün 10 bin lirayı. Evet, o daha kötü. Sen ya. 35 yaşında adamsın. Sen şey diyeyim mi? 35 yaşında adamsın. Sana bir şey diyeyim mi? Sen yemek yaptığın gibi poz verirsen evde kalacaksın kardeşim. Poz vermedim ki ben. Çok net söylüyoruz ha. Bana baka baka yemek yapıyorsun. Yaşın genç. Bu işi bir an önce düzelt. Yani yanlış yapıyorsun. Ben Begüm'e bakmak istiyorum ya. Gel bak. En doğrusunu ben yapıyorum. Ne yaptın? Şimdi. Ne onun içine tamam, ne koyacaksın? Tamam sirke, yoğurdunu şeker. Yoğurdunu koyacağım? Halledeceğim. Ya şefim yoğurdunu ben buraya koyacağım. Şeker yazmışım. Ne kadar? Hepsini. Tamam, salataya kullanacağız şekeri. Tamam başka? Zaten. Döküyor. Kremayı. Kremayı tavuğa bulacağım. Okay, tamam bunu da ilk defa. Sen ne yapıyorsun peki? Bak gel bana bak. Gel bak. Dün de karıştırdım unların hepsini karıştırdım. Yoğurdu buraya koyuyorum. Doğru gidiyorsun. Kostov oluyor. Doğru gidiyorum tamam, değil mi? Ondan sonra bunu bulayacağım. Hadi bakalım. Yumurtayı ne yapacağız? Yine ben alacağım şefim. İşte onu ben bir tersliği yaptım. Kimseyi yumurta. Yanlış yönlendirmek istemiyorum. Can çok fena aslında. İki gündür bana bakıyordu. Bugün benden bir şey alamayacağını hissetti. Begüm'den belki puan alırım diye. Begüm'ün taktiklerine bakmaya çalıştı ama çok fazla bir şey çıkmayacaktır Can'dan. Can dünkü hatadan sonra bugün Sabiha'ya hiç bakmadı. Gelip bana baktı. Çünkü yemekleri en iyi ben yapıyorum. Yumurtayı nereye kullanacak? Yumurtayı... Yumurta işte şeyi normalde krema, yumurta, tuz, karabiber sosu hazırlayacaksın. Ben buna yumurtayı koyacağım. Bu anladın. Hayır önce una bulacak. Yok önce una bulacak. Tavuğu una batır. Tamam yumurtalı teşekkür kremaya ettim koy, Begüm. Mısır gevreğine koy kızart. Ailemizin halk kahramanı Begüm. Evet gevreğinin kahramanı. Dakika. Yapmayın hocam. Biraz rahat bırakın o çünkü patlatır burayı. Senin sos nerede? Amatör. Efendim sosum işte buna bulacağım. Beceriksiz demiş. Bana mı demiş? Kim evet. Demiş? Nankör. Beceriksiz. Ben mi demişim? Amatör. Şimdi, amatör şimdi, mi demiş? Şimdi evet. Mi dedin? Evet. Hiç öyle bir şey demedim yazıklar ya. Yazıklar olsun sen beni sana o kadar mı? Yardım ettim sana be. Yazıklar. Pardon bana ne yardım ettin sen? Aa ne de sen söylüyorum un yardımcı verdin iki oluyorum. Gündür konuşuyorsun. Var mı un biraz un verin de susun. Yok sana un bundan Allah sonra. Aşkına. Sana su yok bundan sonra. Bana amatör diyen Mustafa mı? Bence Mustafa önce kendine baksın. Çok gülünç bir durum. Bir gün profesyonel aşçıyla bizim haberimiz yok diye. Karıştırmayı adam gibi karıştırdı. Efendim? Üç tane çatal kaşık var içinde. Daha iyi karışıyor. Kremayı tamam da bir tanesini al. Al işte. Burada bak. Kremayı sadece tek başına mı kullanıyorsun? Ay Allah iyiliğini versin. Sebeye bakmıyor yanlış yapar diye. Hocam kaçırdınız ya. Can gelmiş burada gel bana bakıyor. Sebiha'ya bakmıyor yanlış yapar diye. Ne yapıyor? Yemek Kevin kremayı nerede kullanabileceğini ya sen de haklısın bir şey diyemiyorum. Tabii haklı bir de. Ama haklı ya. Ay çok güldüm. Şefim şimdi bunu böyle getiriyoruz. Evet. Senin evet. Yağın koyuyorum. Yanıyormuş orada. Sonra, hayır. Dumanlar kremaya koyuyorum. Değil mi? Gayet iyi altını kıstım ondan şimdi. Sonra evet. Tabii. Evet. Sonra yağ şey. Evet. Okey. Evet. Tamam. Çok bak, teşekkür ederim. Doğru yapıyor. Sebiha bugün hiç konuşmadı. Yemeklere odaklandı. Çünkü dün yetiştiremedi. Bugün de yetiştirememekten korktu. Bence bugün de yetiştiremeyecek. Begüm hiç merak etmesin. Ben kesin yetiştiririm. Ooo sende bugün hiç ses seda bence, yok. Bence bugün çıtır herkes çıtır tavuklar pişiyor. Evet. Hiç kimseyle bugün atışmıyorsun. Ya kimse bugün sataşmıyor. Ben de sadece bugün puana hedeflendim, bak, odaklandım. Kimse yapacak diyor bana şey sataşmadığı için kolay kolay diye yemeğimi yapıyorum diyor. Taktiğine evet. Odaklanmış şefim. Bugün sadece taktik yapmaya odaklanmış. Bence şey yapıyor, Begüm yapıyor. Ben hiç taktik falan vallahi yetiştireyim diye aklıma. Taktik yok, taktik evet, yapıyor. İftira biraz atmayın. Biraz sonra ben sizi göreceğim. İftira atmayın, hadi bakalım. Ben taktik yapmıyorum. Keşke yapabilsem, yapamıyorum yani. Çıkartamıyorum öyle bir şey. Yemeğimi de zaten bulmakta çok zorluk çekiyorum. Yapmıyorum. Çamaşır sıkar gibi tavukları sıktı, yapma. Hocam şey ya çok şey oldu da şöyle bulayım. Ya hepsini. Al şöyle bir tane bandır bandır atsene evet. İçine. Hepsini aynı anda yapayım dedim ya şey. Ama olmadı ki bu. Neden şefim. Olmadı? Dışları kaplanmadı bunun. İçini tek tek yapayım değil mi? Islattım bir keresinde onu. Haklısınız.
En güzeli burada. Nar gibi kızarmış. Afiyet olsun. Oh, afiyet olsun. Umarım ağzınıza layıktır. Hayır şefim, lütfen. Kremayı ben Allah, çözemedim şey bir türlü. Ne var? Söylemem. Lütfen ama ya şu şefim. Kremayı nasıl sen yerinde olsam... Terk ederim burayı. Hayır terk ya, et. Hayır. Şu an bu bir taktik. Bak, terk et bizi de rahat ettir, hadi git. Abi, terk et vallahi ya bize. Tamam, dilediğini yap. Peki, peki ne yani? Herkese bir şeyler söylediniz şefim. Ben herkese bir şey söylüyorum. Çiğ, çiğ, tavuk çiğ. Çiğ mi? Kızgın yağ attın hemen, nar gibi kızardı. İşleri çiğ. Sebiha zaten her şeyi çok iyi yapıyor. Her şeyi çok iyi yaptığını iddia ediyor. Tavuğu da aynı şekilde iddia ediyor ama bence yine tavuğu da yapamayacak. Bugün şansı onun olmayacak diyor. Bu yumurtadan civciv mi çıkartmayı düşünüyorsun? Onu nereye kullanacağımı çözemedim. Söyledim burada, sordun, söyledik. Duyamadım ama o zaman. Bunu kremanın içine kıracaktın. Tamam. İçine baharat atacaktın. Kremanın içine. Ne yapacağız böyle seninle? Alayım ben onu şef. Can yemek yapmayı tam olarak bilmiyor herhalde. Yumurta kırmayı yine unuttu. Bence öğrensin de gelsin. Aslında benim yumurtayla sorunum yok. Benim gözlerimle sorunum var. Gözlüğüm olduğu için ya gözlük buharlanıyor bazen. Bazen araya kaynıyor falan. Yumurtayı göremiyorum. Benim tek sorunum gözlerimle. Keşke bu kadar ince doğramasaydın. Ya, biraz mısır ya. Gevreği versin. Evet. Mısır gevreği mi? Tavuklar çiğ. Tatsız tuzsuz. Tatsız tuzsuz. İnce vereyim mi? Hayır. Tadını tuzunu attım şefim. Yine size müdürüm diyecektim az daha. Tamam. Sen göreceğiz bakalım tatlı mı tuzlu mu. Arkadaşlar çok... tuzsuz ağzınıza tavuk gelirse tamam. Sebiha'nın tavukları bilginiz tamam. Olsun. Sebiha yemeklere genelde tuz atmıyor. Öyle çıkartmaya çalışıyorum onun yemeklerini. Bence taktik olarak tekrar aynısını yapmış olabilir. Attım diyor ama güvenemiyorum. Tuz konusunda yine taktik yapıyor falan diyorlar ama üçü birlikte hiç taktik falan yapmıyorum. Artık bir gına geldi zaten. Herkes tuzsuz yapıyor. Nerede bir tuzsuz yemek var Sebiha'nın? Ben tuz taktiği yapmıyorum artık. Kaldır şu bulaşıkları. Kaldırıyorum şu. Evet hızlı. Diye. Haydi. Son 4 dakika. Ben senin yerinde olsam buna tuz atarım. Bak söyleyeyim. Şu an tuzlu, en tuzlu yemek benim şu an. Sen bilirsin. En tuzlu yemeğe o zaman. En çiğ yemek de burada. Hocam galiba. Kızarttım şimdi attım ya. Ne yapsam yaranamıyorum. Vallahi kızgın yağda. Evet kızgın yağda yeni aldım. Şimdi aldım. Tekrar geri attım siz öyle deyince. Hey. Ne oldu? Sıkıntı ne nerede? Önce bunu koyup üstüne... Tamam, elinle yemek mi konulur ya? Eldivenle ben öyle bir şey yapmadım abi. Kaşıkla tamam. Dondurma yapar gibi. Git o tabağı yıka hızlı. Kafam karıştı çünkü not alırken yanlış yere yanlış şeyleri yazmıştım. Hangisi hangisini, hangisi hangisini diye kafam çok karıştı. Ondan sonra bir şekilde toparladım. Son 2 dakika. Hepsini koymak zorunda değil misin? Geldim ama. Şefim. Buraya gel, buraya. Buranın hali ne? Onları topluyorum. Ya, son bir dakika. Toplamak için gitmiştim zaten. Hızlı toparla. Son 30 saniye. Her gün Can benim tezgahımı... Ya senin tezgahınla falan bir işim yok. Kullanmadı nedense. O böyle bir... Begüm'den şey yapıyor. Puanları muhtemelen Begüm'den bekliyor. 10. 9. 8. 7. 6. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yapmayın ya. Ben koyamadım üzerine yine. Herkesten önce bitiriyorsun. Herkesten güzel yapıyorsun. Sona gelince yayılıyorsun.
Ay tabağı güzel yapayım diye uğraştım. Tamam güzel. Yanmış bir kere yani, şefim. Bir dakika dur abi. Bizimkiler pişmemiş zaten. Hiç konuşamazsın. Hayır be, nasıl pişmemiş? Bir dakika dur. Sen bu tabağı yaptın da. Bu pislikte benim gözlüğüm hocam mı zannettin? Tabii ki şefim, onları hemen yapacaktım. Bir dakika. Bura ne olacak bura? Hemen temizliyorum şefim bunu. Nereye temizliyorsun? Süre bitti. Haklısınız ama yani hemen 30 saniye verirsiniz, ben burayı hemen sıfırlı yaparım. Bekle. Bak helal olsun bu kıza. Dün de böyle temiz yaptın, pırıl pırıl yaptın. Titizim ben ya. Hamur çiğ kaldı. Ama bu sefer kalmadı. Hocam ya. Evet, burada da sıkıntı yok. Yetiştirmiş, temiz. Şimdi. Ya şefim gerçekten. Ağlama. Tamam, puan kırmayacağım. Ağlıyor muyum sence? Bekle. Ben? Puan kırmayacağım. Şefim. 30 saniyede. Bekle. Tamam. 30 saniyede. Sen orayı tertemiz yapıyorsun. Uçuyor musun? Taklama atıyorsun. Uçarız gerekirse. Bir dakika ya, bir dakika veririm, bir puan kırarım. Ya 30 saniye veririm. 30 saniye. Sebiha yine yemeğini yetiştiremedi ama şefin insafına geldi. Her gün onu beklemekten biz de yorulduk zaten. Şef insaflı. Benim için yeterli. 30 saniyeniz başlamıştır. Şefim biz de buraları kaldıralım. Kaldı. Orası beni bağlamıyor. Top. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 5. 4. 3. 2, 1, 0. İşte bu. Tabağımı hazırladım. Yine en temiz, en iyi ben çalıştım. İlk yemeği ben çıkardım. Bugünkü puan benim. Ben şefin istediğine uygun bir tabak yaptığımı düşünüyorum. Bence bugün tabağımı çok beğenecek. Belki biraz etim büyük diye ona belki şey yapabilir. En iyi yemeği yine ben yaptım. Gayet güzel gittim. Can da biraz kötüydü. Yine kötü olacak. Çıtır tavuk yaptık. Yanında lahana salatası, yani elmalı kostof salatası hazırladık. Tadım zamanı. Benim yemeğim. Çıtır tavuklar yapıldı. Bir de yanına kostof salatası yapıldı. Tavuğu ya ziyan etmişsin her kimsen. Yine yaptı basının açıklamasını. Limonu az geldi. Sebiha'daki yüzsüzlüğü gördünüz mü? Limon tadı gelmedi. Ya tam bir küçük emir aslında. Hiçbir şekilde tuz atılmamış. Tuzu böyle çeviriyorsun, atıyorsun. Ya ne kadar tuzsuz yemek varsa üzerime yapıştı. Kimin olabilir? Bence bu Sebiha'nın yemeği olabilir. Muhtemelen bu benim. Sebiha arkadaşımız yapmış olabilir. Puanın gelsin. 1-0. 0. Ya kiminse hakkını helal etsin. Gerçekten korkuyorum o tarafa geçmeye. Oh, fakiri bunlar. Allah'ım nasıl buldun kendini ya? Benim yemeğim. Çıtır tavuklar yapıldı. Bir de yanına kostof salatası yapıldı. Acaba midemiz şenlenecek mi? Yoksa sıfırları basacak mıyız? Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Kim gelecek? Kırmızılı kızımız var orada bir tane. Ben. Begüm gel. Kırmızı yanık çıkıyor. Aynen, geçenden de öyleydi. Evet, birinci çıkıyor. Takıyorum. Bir zahmet. Evet Begüm. Evet. Gözlüğü yine ters mi taktın? Hayır, düz. Düz. Bu sefer düz taktım. Güzel. Açalım. Tavuk gerçekten çıtır olmuş. Çok kızarmış. Salatası yerinde, normal. Limonu pek alamadım. Limon tadı gelmedi. Ben bu kadar kızartmamıştım. Kimin olabilir? Bence bu Sebiha'nın yemeği olabilir. Sebiha'ya gelsin puanı. 0. Evet.
Burası çok karanlık. Neresi? Burası. Orası neresi ya? Gözlüğü taktım, simsiyah her taraf. Açalım. Salatası gayet güzel. Yağ tuzu yerindeydi. Tavuğu da pişmiştim. Benim yemeğim olabileceğini düşünüyorum. Puanın gelsin. Ama emin değilim. Hayda. 3 puan veriyorum. 3? Evet. Açalım. Evet, nasıl bulduk çıtır tavuğumuzu? Bu da az öncekiyle aynı geldim. Az önceki dediğin? Evet, kendi yemeğim zannedip 3 puan verdiğim. Ay, yanlışlık yapmış da olabilirim, emin değilim. Neleri aynı yerim mesela? Yani salatasının yağ, limonu, tuzu, tavuğunun böyle çıtırlı pişmesi. Pişmiş, bu da gayet iyiydi pişmesi. Kimin olabilir? Yani Mustafa'nın olabilir. O da iyi pişirdi. Can'ın da olabilir. Puanın gelsin. 0 veriyorum. Şey dedin. Emin olamadım işte. Kendi bir önceki kendi yemeğimse bu değil. Ya buysa? Buysa da gitti. Açalım. İlk tadımda yanlışlık yaptım. Sebiha'nın yemeği bu. Tavuk bayağı bir pişmiş. Salatası normal, hepsi gibi zaten. Ama tavuğunu bayağı pişirmiş. Kıtır kıtır sesler geliyor. Belki olması gereken bu. Puanın gelsin. 0. Evet, açalım gözümüzü. Bakalım. Geçelim yerimize. Ah ya, 5 verseydim keşke ya. Emin olamadım. Yine bak. Emin olamadın yemeğe. Emin olamadım. 3 verdim ya. Diğerlerine 0'ı verdin. Evet. Yalnız en çok benim yemeğimi beğendi. Kendininkine ben. Senden sonra mı yedim? Her kötü yemekte Sebiha dedi. Yani bu bir şey söyleyeceğim. Oynamak bir şey soracağım. Son yediğim senin yemeğin miydi? Hayır. Benden sonraki miydi? Benden sonraki. İlk benim şeydi. Evet, ikisini beğendim. Çok beğendim. İkisini zaten benim yemeğimle senin yemeğini beğendim. Kendime 3 puan emin olamadım. Verdiysem sana 0 verdim. Bana 3 verseydin. Yok canım, onu sen bana ver bence. Herkes Sebiha'nın yemeği diye benimkini seçiyor. Ve bana 0 veriyor. Yine yaptı basının açıklamasını. Çok hayır, kötü bir yemek yaptığını inanıyorlar. Evet. Abi beni onunla kıyaslamaları zoruma gidiyor. Herkes bana bir gücük oldu. Çok puan topladın o yüzden. Bugün Can seni benden yakalamaya çalıştım aslında. Çok evet, kızarttın sen. Son yediğim yemek kimindi? Benim de. Evet, sen de demek kızartmışsın. Senin o zannettim. Son yediğim senin zannettim. Yanıldım. Bugün Can benden bakmadı, Begüm'den baktı. En kötü yine bence Can'da çıkacak. Ya ne alakası var ya? Sonra onu mu öyle yapacaktık, bunu mu böyle yapacaktık? Ya ben ayırt edemiyorum biliyor musun? Hani kendi yaptığımı hani ayırt olmuyor çünkü edemiyorum yani. En çok yediğim en güzel yine. Ama bak en güzel kendiminkiydi, sonra da seninkiydi. Hani bir şey demiyorum, 0 verdim ama benden sonraki seninkiydi. Hemen Can'da çıkacak benimkini en kötü. Benimkini de Sebiha'nınkine benzetiyor. Öyle mi? Tamam, o çok çok kızarmış olduğu için zaten onu Sebiha'ya benzettim. Ya, dedim herhalde salata aynı dedin. Bak şimdi salata aynı diyorsun. Hayır, bir dinler misin? Bir yanlışlık yaptım dedim. Et de aynı. Evet. O, aynı. Seninki daha fazla kızarmış biliyor musun? Onunki çok koyu ama seninki daha kızarık. Zincirleme bu.
diyorsun benim yemeğim. Neyse benim siz de yemeğim, yiyin sizinkini de göreceğiz. Sebe benziyor. Sonuncu da Sebe Hanım demek hepsi aynı birbirine benziyor. Evet hepsi birbirine benziyor ama ikimizinki daha çok benziyor. Ama en kötü yemekler nedense ben yapıyorum gibi davranılıyor ama yine en güzeller benimki çıkıyor. Herkes kendininkine benziyor. Can. Bir şey veremiyor. Yine top bana geldi şefim. Yani durduk yere en kötüsü seninki, daha tatmadan en kötüsü seninki diyor. O zaman ben ne diyeyim, en tatmadan Sebe Hanım gibi yesem de en kötüsü. Niye tattıktan sonra söyleyeyim canım? Hayır tatmadan anlatıyor canımdır. Sen tat ondan sonra. Onun dur bunun tattın mı tatmadın. Yok beni örnek aldın bu sefer. Bence güzel senin yemeğin. Ama benimkine benzememiş bak. Sebiha'nınki benimkine daha fazla benziyor. Fark etmez göreceğiz bakalım. Şefin yorumunda göreceğiz. Kendi tabağım olduğunu bilseydim 5 de verirdim. Keşke 5 verseydim. Gel Mustafa'cığım. Evet ben önce peçetimi alayım şefim. Evet Mustafa hoş geldin. Hoş bulduk şefim. Nasılsın? İyi olmaya çalışıyorum. Güzel bence iyi gidiyor. Arkadaşlarla pek aram olmadı herhalde. Hep bana sıfır verdiler. En azından bir puan alsaydım diğer arkadaşlardan çok memnun olacaktım. Hiçbiri emeğe saygı göstermiyor. Yok bence fakirler. Puan fakiri bunlar. Tamam bunlar elleri titriyor verirken. Hadi bakalım. Açalım. Ben bu yemeği beğendim. Hoşuma gitti. Neyini beğendin? Bir kere et çok güzel pişmiş. Öyle hani dışı ayrı, içi ayrı gibi öyle değil. Dışı güzel kızarmış. İçi de dışına göre de pişmiş. Gayet güzel. Çok mayhoştu ve çok hoşuma gitti. Hı. Beğendim ben bunu. Kimin olabilir? Bu benim olabilir. Muhtemelen de benimdir zaten. Eminsin yani. Öyle ümit ediyorum. Tabii diğerlerini tatmadan insan bilemiyor ama güzeldi ya. Güzel olanı... Ben ödüllendirmeyi seviyorum. Puanın gelsin. Puanın 5. Açalım. Şimdi bunun yine salatası güzel. Diyorum ya onlar fakir. Vallahi fakir. Tuz fakiri bir de bunlar. Doğan fakiri olduğu gibi tuz fakiriler. Tamam mı? Tuz da koymuyorlar. Arkadaşım tuz atın. Tamam mı? Elinize yapışmaz. Tuzu böyle çeviriyorsun, atıyorsun. Tavuğu ya ziyan etmişsin her kimsen. Puanın gelsin. Puanım, emeğine saygı duyuyorum ve bir puan veriyorum. Değerini bil, sen de ver, öğren biraz. Veren el, alan elden üstündür. Kim o? Kime söylüyor bunu? Ben hepsinden üstün oluyorum doğal olarak. Hepsi sıfır veriyor. Emek var. Tamam mı? Bak, bir dahakine birer puan istiyorum herkesten. Açalım. Şefim, burada tavuk yoktu. Sadece o harç vardı. Bunu nasıl yaptın içine tavuk koymadan? Nasıl harmanladın, nasıl kızarttın? Tebrik ediyorum. İçine salata mı koydu? Bunu anlamadım ki. Hangisi o, Begüm mü? Ya bilmiyorum hangisi. Abiha mı? Bilmiyorum hangisi olduğunu bilmiyorum. Canım olabilir mi? Yok, onu ben şimdi kim ne yaptı görmedim ama bunu yapan tavuğu yani mikrona bölmüş. Anladığım kadarıyla çok küçük koymuş. Sadece o çıtır çıtır şeyler geldi ağzıma. Puanın gelsin. Puanım, emeğine saygı duyuyorum. Bir puan veriyorum. Açalım. Şimdi
Evet, nasıl buldun? Son tadı. Bu biraz, bunun salatası biraz fazla limon atılmış herhalde. Daha bir mayhoştu. Diğerlerinin salatasından bir tık daha aşağıdaydı. Tavuğu gene yine bir önceki gibi değildi. Tavuk ağzıma geldi de böyle dişimin kavuğuna geldi yani, o derece. Küçük bir tavuk vardı gene. Vereyim bir tane daha ya. Vallahi doyurmaz. Yani doyuracağını zannetmiyorum çünkü o dışındaki harç geliyor sürekli, çatır çutur ediyor. Pek hoş değil. Kimin bu? Bu kimindir? Bu Begüm'ün olabilir. Niye? Çünkü Begüm'ü doğrarken görmüştüm. Küçük küçük doğradı. Puanın gelsin. Puanım 1. Açalım gözümüzü. Mustafa. Abi. Yedim ondan. Bir daha tattırabilir miyim? Sıkıntı yok. Yediniz. Ya o üçüncü kimindi ya? Çok merak ediyorum. Hanginiz? Sefim. Üçüncü Sevim senin miydi? Yerine geç yerine. Ya konuşabilirim ya. Tebrik ediyorum. Tavuk koymadan şu yemeği yaptım. Sen nasıl beni buldun ya? Nasıl buldun yani? Allah'ım nasıl Allah buldun aşkına kendini ya? Bir de ne kadar tuzsuz yemek varsa üzerime yapıştı. Yok, tuzsuz demedi canım şimdi. Yok. Canınkine yorum yaparken Sebihan'ın olabilir yine tuzdan kısmış diye bana gönderme yaptı. Ama hayır bak yarım yaptım bak seni dinlemedi. Ama isim vermedi. Evet, isim vermedim sen niye üstüne alındın? Tuz fakiri tuzsuz mu yapıyorsun sen? Tuz fakiri değil. Bir şey diyeceğim adım sen tuzsuz ya mu yapıyorsun? Evet adım ben adını vermedim. Adım çıktı. Yine ha, ben adını vermedim şey. Yarası olan kocundur işte. Hayır bir de şunu söyledi. Sıfır verenler biraz bonkör davransın dedi. Evet. Can sonuçta bir vermişti. O tabakta o ilk gün, ilk yarışma bir puan verdi. Çünkü sizin bu kadar gattar olabileceğinizi düşünmüyordu çocuk. Yok bana oynadı yani. Kendimizi ya. Keşke fikrini değiştirmeseydin. Keşke devam etseydin. Direnseydin kardeşim. Bak veren el alan elden her zaman üstündür. Sen buna ver Mustafa. Gattar mısınız, oyunu mu kuralına göre oynuyorsunuz? Bence oyunu kuralına göre oynuyoruz. Yani burada kimsenin emeğine saygısızlık etmiyoruz. Emeğe tabii. Siz gruplaştınız mı kadınlar ve erkekler? Olabilir Mustafa belki. Mustafa canı savunmaya başladı. Begüm, kadınlardan ben şüpheleniyorum. Erkekler öyle bir şey yapmaz da. Ya hepimizin niyeti burada birinci olmak. Evet. Ona göre davranıyoruz. Ben yalnızım zaten. Üçü birlikte bana oynuyorlar fark niye, etmiyor. Niye sen yalnızlar kurdun? Üçünüz bir olun ben tek ya. Üç arkadaş bana oynuyor. Ya tam bir küçük emir aslında. Hayır. Acıyım bana abi. Verin abi. Herkes benim üstüme geliyor. Ağlayacak fakiri, şimdi sus. Tuz fakiri ne demek ya ben? Abi. Güzel bir espriydi. Şefim. Tuz atmıyorlar yemeğe. Ya yemeği atmıyorlar. Atmamalarının sebebi ne? Uyanıklık mı yoksa gerçekten sağlıklı beslenmek mi? Ya ben uyanıklık olduk değilim. Beceriksizlik. Artık onu oraya yormaya çalışıyorum. Çünkü bu kadar uyanıklık sinir bozar bir süre sonra. Kendini kamufle etmeye çalışır. Biraz tuzlar yemeği. Ama artık ben gerçekten beceremediğini düşünüyorum. O her kimse tuzsuz. Ya sadece Sevilla demagoji yapmıyor ki. Begüm'de sürekli ağlıyorlar. Küçük Emir Hakim'e Allah rızası için puan ver. Öyle yap böyle yap. Bütün kötülükler beni buldu. Allah bu nedir ya? Mustafa da Begüm gibi zaten. Yani laf söylemek için yer arıyor. Çok da umursamıyorum. Evet Can. Buyur işte. Gel. Takalım gözlüğü. Evet Can. Nasıl hissediyorsun kendini? Şefim bugün bomba gibi hissediyorum kendimi. Çünkü yemeğimden eminim. Güzel yaptığımı düşünüyorum dünkü fiyaskodan sonra. O yüzden hakkaniyetli davranacağım bugün. Hı. Öyle. Oo. Tabii. Yani bir de şu an çok yakışıklısınız. Onu hissettim yanımdan geçerken. Ne ara gördün ya? Ya görmedim ama işte gönül gözüyle gördüm ben sizi. Ay gönül gözüne kurban olurum ben senin. Teşekkür ederim şefim. İşte puanlamada da artık bir şeyler yaparsak. Bul yemeğini, bas beşi. Basacağız şefim. İyi yemek yaptıysan ben de basarım beşi. İnşallah şefim, vallahi ben güveniyorum bu sefer kendime. Kendine? Aynen. Açalım. Kim yaptı bilmiyorum ama böyle limonu ya da sirkeyi çok üzerine bastırmış salatanın içine. Tavukları da çok pişirmiş. Hani pişmiş bir tavuk görüyorum ben burada. Tavuk pişecek tabii canım. Ama çok pişmeyecek hali yok. Hayır, çok yani mesela kaç dakika pişirilmesi gerekiyor bilmiyorum ama 5 dakikası o 10 dakika pişirmiş gibi hissediyorum ben. Bunu da yapan kişi
Sebiye olabilir, aynen. Sebiye arkadaşımız yapmış olabilir. Ona puanım... saltasından dolayı bir puan veriyorum. Hadi diğer şeylere puan veremiyorum zaten. Mustafa seni etkisini altına mı aldı ya? Yok, ondan değil. Bu sefer... Dün beni çok sinirlendirmişlerdi arkadaşlarım. Bu sefer öyle olmayacak ama yani... Bu sefer ne düşünüyorsam onu veriyorum. Kim sinirlendirdi dün seni? Hepsi birlikte şefim. Hani fark eden bir şey yok. Yok Can sıfır alıyor, yok şimdi Can en kötü Can mı yapıyor? Bunu Can yapıyor, şunu Can yapıyor. Tatmadan söylüyor Sebiha, diyor ki Can en kötüyü yapmış. Neye göre, kime göre, anladın mı? Açalım. Tabii. Bence bu çok güzel olmuş ya. Yani nasıl çok güzel olmuş derseniz. Hı. Tavuk pişmiş. Ya yani pişmiş derken fazladan, haddinden fazla pişmemiş. Tadı çok güzel. Limon oranı güzel. Tuz oranı güzel. Bunu sadece ben yapabilirim diye düşünüyorum ve kendime 5 puan veriyorum. Dün kim kızdırdı seni? Bir Sebiha ile Begüm beni çıldırttı. Evet, dün bayağı öfkeliydin ya. Bir kere Begüm'ün şey demesi de saçma, en iyi hamuru ben yaptım demesi de saçma. Siz dün demiştiniz ki hani en ince ikinci hamur benim demiştiniz. Ben gayet de yapabilsem yapabileceğim bir şeymiş. Yani en azından kendime güveniyorum o konuda. Hmm. Açalım. Et pişmiş, yani haddinden fazla pişmemiş yine. Salatanın içinde limon oranı fazla ve tuz eksik. Hani tuz, hiçbir şekilde tuz atılmamış. Diğer böyle karıştırma oranları da fazla yapılmamış gibi düşünüyorum ben. Çünkü harmanlanamamış. Kim yapmış olabilir? Begüm Hanım yapmış diye düşünüyorum ben ya. Puanın gelsin. Begüm Hanım'a puanım... diğerinden daha kötü olduğunu düşündüğüm için 0. Açalım. Salata güzel olmuş. Yani limon oranı olsun, tuzlama olsun, harmanlanması olsun gayet güzel yapmış. Kim yaptıysa eline sağlık salata konusunda. Eti yine tuz fakirliği var. Yani tuz bilmiyorum, bu ürüne tuz katılmaması gerektiği mi söylenilmiş bilmiyorum ama. Tuz biraz az geldi bana yine. 0 puan vermiştim. 0 puandan güzel. Bir puandan çok daha güzel değil. Hani nasıl bir ya? Ya şöyle anlatayım ben size. Yarım puan mı? Ya 1,5 puan vermem gerekir de 1,5 puan veremiyorum. Puanın gelsin. Bu yemeğimiz Mustafa arkadaşımızın ve puanım 1. 1,5 puan veremediğim için 1 verdim. Ya kiminse hakkını helal etsin. 2 verseydin. Hayır, 2'yi de hak etmiyor. Açalım gözümüzü. Tabii. Yerimize geçelim. Tabii ki. Arkadaşların gözlerinden anlamaya çalışacağım ama kendi gözlerim görmüyor. Gel gel, haram ediyorum. Bizimle sana. Değilsin Can. Oraya güzel. Bakma ya. Bakma. Can'a vallahi bakma. Yemin ediyorum hakkaniyetli verdim. Kendi içimden ne geçiyorsa onu verdim. Allah aşkına Can. Diyorsun ki tuz koymadın bak. Bayağı hakkaniyetli. Neyse, bir şey demeyeceğim. Begüm'ü kötüledin.
Begüm'ü kötüledim. Evet, beni kötüledin Can. Begüm'e de Mustafa dedin. Hayır, eski defterleri açtın. Bunlar yok, defterler. Yardıma gelince yardım ediyorum. Gıkın çıkmıyor. Ondan sonra dün işte hamuru şöyleydi de, hamuru kalındı da, hamuru inceydi de. Dün çok ne gereği var siz yani? Bana. Ne gereği var? Ne gereği Hayır, var? Ben sana kaç bir puan geçmiş, vermişim. Güzel yapmışsın. Mazi. Hayır şefim, bir şey söyleyeceğim. Mustafa'nın tabağı benim zannetti ve o yüzden sıfırı bastı. Yok, hiç alakası yok. Yemin ediyorum. Bu tabak Begüm dedi. Şimdi hayır. Hayır, ben tabağa göre Begüm puan vermedim ama. Sıfır veriyorum Mustafa'nın dedi. Tabağı dedin de. Hayır, Begüm Hanım'a sıfır tamam veriyorum. Tamam da. Hayır, Sebi Hanım'a tabağı vardı. İsimlerle ben ilgilenmiyorum. Tabakla ilgilendim. O tabak sıfırlıktı benim için. Tamam. Sıfır verdim. Mustafa'nın puan... tabağını Begüm zannederek evet. Sıfır verdim. Hayır, hiç alakası yok. Begüm Hanım'a sıfır veriyorum dedi. Tamam ama. Bence Sebiha tamam. Dedi. Ama ben tabağa puan verdim, isme değil. Kardeşim, bu yanlış anlaşılmalardan nedense hatta ben zarar görüyorum. Hep sıfırlar alıyorum ya. Yani benim Mustafa'ya sıfır vereyim gibisinden bir şeyim aynen, yoktu. Aynen, Begüm Hanım'a sıfır. Hatta Begüm Hanım'a ben o tabağa sıfır verdim. Kiminse kimindir yani. Ama Begüm'e bir vermişim. Sebiha'ya da bir vermişim. O tabakta bir vermem gerekiyor. Bu arada bana bir buçuk verecektin. Helal et dedin. Etmiyorum şu an sana. Bugün de sıfır verdin. Ama yine bana bir tane biri. Ama gerçekten hakkaniyetli davranmaya çalıştım ya. Vallahi bana göre sıfır olan sıfır verdim. Nereden esersin? Aynen, ama yine kendimi Begüm'e bulmuşum. Begüm'e kaç verdin? Bir. Ya Begüm'e değil şefim. Normalde tabağı. Bana sıfır veriyordu ama. Her gün tabağını buluyorsun bir de. Aynen, yani o da benim özelliğim herhalde ya. Nasıl buluyorsun, ne yapıyorsun? Vallahi gerçekten güzel de benim. Ben bu sefer gayet de sevdim tabağımı. Şansa buluyor. Şansa buluyor herhalde, ben çok zor buluyorum ya. Nasıl buluyor yani, ben bir taktik yapıyorum. Sen kendin bulunca bir şey olmuyor da Can bulunca mı oluyor? Evet, kendime 5 veremiyorum, korkuma hiç veremiyorum, düşünün. Nasıl yapıyorsunuz ben anlamadım yani. Ben de anlamadım. Gerçekten çok en kötü yaptığın için direkt tabağını buluyorsun zaten. Gerçekten öyle de bir şey yok. Neye göre? Şefim, ben yiyip bir şeye... Önemli arz ederim. Buyurun. Sebiha'daki yüzsüzlüğü gördünüz mü? Ne yaptım? Bak bak, olaya bak. Çocuk bir buçuk puan gittim. Çocuk bir buçuk puan. Sana yüzsüz diyor. Bana demiyor. Ama neden biliyor musun? Çocuk bir buçuk puan verdi diye hakkımı helal etmiyorum sana. Kendi dedi. Niye sıfır puan veriyor. Diyor. Ama ikiyi de hak etmiyordu. İkiyi de hak etmiyordu zaten ama ya. Ama şefim, oradayken helallik istemedi mi? Sebiha, hakkını helal etmen gerekiyor bu sefer ya. Helal etmiyorum. Nasıl etmiyorsun ya? Etmiyorum, istemeseydin. Etmen bir gerekiyor, sen boş ver. Yüzsüz dedi. Şimdi bulayım tabağını, sıfır basacağım Mustafa sana. Mustafa söyledi. Evet, yüzsüz Mustafa. Ama yüzsüz helalliği ben istiyorum, Mustafa yapmıyor. Bakıyorum. Sen ama Mustafa'ya işte... sinirleniyorsun, bana haram ediyorsun hakkını, o nasıl ama oluyor? Ama burada sen hepiniz ver, bana yürüdünüz. Verecektin, verdin biri, böyle kaldın işte. Ama yani gerçekten ikiyi daha sen ek etmiyorum. Sen de hata. Yok, şu an üçü birlikte ekip oldular. Ha, hepimiz resmen sana şey yapıyoruz. Biri bulsalar sıfırı sıfır basacaklar ama birbirlerine basıyorlar. Allah'ından kork be, ben daha kimseye sıfır vermedim. Yanlışlıkla bu çocuğa verdim bir tane ya. Hazır mıyız? Ağzımı mı açıyorum? Bir dakika. Ne oluyor? Yok, ağzınızı açmayın. Ben geleceğim. Ay. Siz bir dinlenin. Hayır, ben hazırım şefim. Tamam. Buradayım. Açıyorum. Yok, daha gelmedik. Ay. Ne oldu? İnşallah bugün kendi tabağımı bulacağım. 5 vereceğim. Herkesi yine geçeceğim. Bu çok güzel pişmiş. Ben tavuğu çok güzel pişmiş severim. 3 tabak daha var, bilgin olsun. Evet, biliyorum. Limonu az geldi. Mustafa, bence bugün güzel yapmışsın. Bence Mustafa'nın tabağı gibi geldi bana. Havuçlar nasıl? Elmalar? Elma gelmedi. Lahanası iyiydi aslında. Havuç tadını aldım, sıkıntı yok. Tuzu da yerinde. Herkes tuza takmış gidiyor, bakalım. Tavuğu da çıtırdı. İyiydi yani. Kimin olabilir? Yani Mustafa'nın diye düşünüyorum bugün. O güzel pişirmişti, kızartmıştı. Ben sonradan ekledim. Bir kere attım, tekrar çıkardım vesaire. Kendi tabağım olmayabilir. Puanın gelsin. 3 veriyorum bugün. 3. Evet, inşallah. İnşallah kendi tabağımdır diyeyim o zaman. Ya da bulamazsam. Of. Kötü oldu ya. Keşke sıfır bassaydım. Hep bu oyunları bana yapıyorsunuz. Hangi oyunları? Bu dolanma işlerini genelde en vallahi çok bana yapıyorsunuz. Vallahi öyle dolanıyorum. Başım döndü ya. Evet. Hepiniz aynı şekilde dönüyorum efendim. Küçük mü vereyim? Büyük. Küçük bence. Küçük. Açıyorum. Hazırım. Dur bir dakika. Elmasından da verin. Açalım. Ha.
Aşırı güzel pişmiş. Elmalar da biraz büyük. Muhtemelen bu benim. Lahanalar da güzeldi. Çok bir köri tadı alamadım. Elmalar biraz kocamandı. Tavuklar çıtırdı, hatta fazla pişirilmişti. Şefim, siz benden bir tattınız önce, çok güzel görünüyor dediniz. Sonra bu pişmemiş dediniz. Ben bir korktum oradan. Tekrar biraz daha pişireyim dedim. O aşamada çok pişti bu. Yani bu kesinlikle bir taktik değil arkadaşlar. Yine taktik falan uyguladı demeyin. Puanın gelsin. 5. Şefim. Buradayım. Ne oldu? O zaman. Ya bugün hiç yardımcı olmuyorsunuz. Çok gerildik, çok yorulduk. Kaç gündür açma, koşturuyoruz. Açma kapama programı değiliz efendim. Evet. Niye yardımcı olayım? Nasıl hissediyorsun? Tahmin var mı? Açalım. Yok. Tamam. Dışı güzel çıtır olmuş ama tavuğun içine girdikçe çok bir şey olmamış, çok pişmediğini hissettim. Salatasının sosları çok yerinde değil. Kimin olabilir bu? Yani bence Begüm'ün gibi geldi. O salata ayarını benimkine yakın olduğunu düşünüyordu falan ama bilemedim, çok emin değilim. Burada kapalıyken, göz kapalıyken yorum yapıyoruz. Ve bulamıyorum. Sonra kendime de gömmüş olabilirim muhtemelen. Puanın gelsin. Bir. Bu bir. Of. Bu bir. İnşallah kendim değilimdir. Kendim miyim acaba? İki tabak mı kaldı şefim? Açalım. Bir mi? Çok pişmiş. Elmayı şu an yakaladım. Kocaman doğramış. Muhtemelen ben. Aa yok, bu candır ya. Cam böyle biraz uzun uzun doğramıştı. Limonu da iyiydi aslında. Ben tüm limonu kullanmıştım. O şey sosunu da aldım. Sirke sosunu da aldım. Gelsin puanın. Gelsin puanım. 3 vereyim buna da. 3. Maşallahım var ya. Evet, bugün bol keseden dağıttım ama hiç emin olamadım ya. Bonkörlükte üstüne çok, tanımıyorum evet, ha. Kendi tabağımı bulamadım ya. O yüzden bir paniğim Can, şu an. Can herkese 0 veriyor. Sen herkese bugün 5, 3. Birisine 1 verdim. İnşallah o ben değilimdir. Yani ben. İnşallah ben değilim. İnşallah bence Begüm'dür. Bak aa. Ya. Can. Ya da Can da olabilir. Can da sürekli tuz yok. Sana inanamıyorum. Gerçekten bugün inanılır gibi değil puanlarım. Ben çok beğendin yine benim. Buyur. Bir geç. Eyvahladın. Hayır, benimkiydi. Eyvah, göreceğiz bakalım kim kim. Gerçekten korkuyorum o tarafa geçmeye. Gel. Rezaleti gör. Ben şoktayım. Gel fiyaskoyu gör. Gerçekten şoktayım yani. Senden bu puanları beklemiyordum. Evet, ben de kendimden hiç beklemiyordum. Ben de beklemiyordum vallahi. Hiç kendimden beklemiyordum. Ben intihar şu an. Of ya. Gitti, evet ya, kendine bir verseydi ne iyiydi de. Bak bir şey neyse, diyeceğim. Neyse, Can kötü yemek yapıyor, onu yakalamışım sonuçta. Hayır, ona Can dedin, sonra gittin ona 3 verdin. Onun arada hep Can oldu. Bana oldu yine yani. Neyse Mustafa, küstürmedim bak. Onun yerini değiştirdim. Falan olmalısın. Diyorsun ama ben de sana 3 vermiştim. İşte bonkör. Sen yanlışla verdin ama. Yok, pinti diyorsun da. Bir şey söyleyeyim mi sana? Hiç istemediğin rakibine 5'lik. Afiyet olsun canım. Gerçekten. Doğru yolu buldun sonunda. Yine beni buldu. Çünkü gün yine buldun doğru yolu. Bir şey soracağım. İlk yediğim tabak kimdi? Çok merak kendi ediyorum. Tabağında. Kendi tabağında. İkinci benim de, üçüncü Can'dı, dördüncü Mustafa. Ya işte ilk yediğim tabakta o limon tadını aldım ya. Orası güzeldi. Dedim acaba sen de limonu basmıştın ya. Bu Begüm'se dedim hemen ilk 5'i vermeyeyim. Bir oradan kurtarayım dedim ama
Bu sefer de beşi Begüm'e gitti. Neyse, şey hayırlısı olsun. O sol tabakta niye ulan dedim. Ama ulan, gerçekten güzel yaptın bak, o kadar. Canın dedin, hayır benim dedi, canın dedi. Yemeyeyim. İkinci beşi verir dedim. Niye vermedin? O senin miydi? Benim ya, sandığı için ben, vermedi. Ben canın son olduğunu... evet, gerçekten şu an şahsı oynadım. Ben canın olduğunu düşündüğüm için. Can niye hep sana gıcık olmaya başladın? Vallahi benim korkuyorlar. Şefim korkuyorlar. Ay Can bu ya. Bu kadar az bağlıysam bile göreceğiz. Bence de. Göreceğiz. Fena ödümüz kopuyor. Haftanın sonunda göreceğiz. Vallahi titriyoruz korkudan. Deli gibi korkuyorlar. Evet. Önce benden kopya alıyorsun, sonra Begüm'e gidiyorsun. Ha. Sebiha bugün ilk defa bana 5 verdi. O bu gece uyku uyuyamaz. Ya tatlar çok benziyordu. Kendi tabağım zannettim. Önce 3 verdim. Sonra 5 verdim. Çok üzüldüm. O 2 puan. Bakalım neleri değiştirecek. Peki Can'la başlayalım. Bunun dışında şeyler nerede? Neyler? Crunchlar, hani galeta unları falan nerede? Hani galeta mısır gevreği. Nerede? Bu elmalar küçük doğranması lazım. At başı doğramayın dedim. Tuzumuz niye atmadın? Niye tuzumuz yok? Havucu göremedim. Havuç nereye gitti? Çok rendelediğim için olabilir şefim. Çok bayağıdır rendeledim çünkü ben orada. Bu salatada lahana jülyen. Elma jülyen, havuç püre. O gözükmüyor, doğru söyle. En küçük yerinde rendelediğim için olur. Yorum yaparken de bunları hiç duymuyoruz mesela. Yağ çekmiş bir tavuk, kalamarımsı. Hı hı. Yanında bir de tartar sos olsaydı böyle oh. Kalamal olaraktan güzel of, olabilirmiş. Of. Tarator, tarama muhteşem olurdu. Ben o sana puanım kocaman bir... Allah razı olsun. Kadın budu köfte Mustafa'ya geçelim. İsmini değiştirdik biz, Mustafa buldu. Kuşbaşılıktan falan çıkmış. Elmalarda şefim, bana yürümüştünüz şefim. O bir tane kaynadı arada. Ben onu harmanlarken, bak ben onu biliyorum. Onu biliyorum. Hepsine isim koymuş tek tek. Şefe onu, gitti. Onu biliyorum. Onun hayır, ismini... Yani... Körüyü nereye koydun? Körü nerede bu? Allah için attım. Ne yaptın bunu sosa? Hatırla bir. Hatırlıyorum. Araya girme. Bandı geriye bir saralım. Saralım bandı geriye. Yok yok. Vallahi olmaz. Sana göre yapmayacaksın. Bana göre yapacaksın. Gel tamam, o Mustafa buldu. O yemek başka bir... Rafet de buna bastı sıfırı. Nasıl olacak mı? Vallahi işin şakası. Olsun mu, yapalım böyle bir şey? Ben orada biliyorsunuz ki... Mustafa buldu. Rafet vurdu, gol oldu. Mustafa buldu. Rafet vurdu, gol oldu. Ya. Peki bir şey diyeceğim. Şefim bir dakika. Etkilemez. Bir sana saniye. Puanım. Ya. Yani. Ya. Gelelim. Liderdi arkadaş. İkinciliğe düştü. Sebiha. Bence düşmedim. Allah'ım şu elmayı keşke bütün koysaydın. Hart diye ısırsaydın. Ama Mustafa'nınki benden daha büyüktü. Gel, gel. Bir de bana gel, laf ediyorsun. Gel. Hayır, burada, burada ağzıma kocaman geldi. Şey, bak en ufak şey. Salın. Mustafa'nınki kuşbaşı. Seninki atbaşı. Hadi geç yerine canım. Afiyet olsun. Benimki yine maruldu be. Ben size biliyorum. Ben size burada perşembe gününe kadar yemek yaptıracağım. Öğreteceğim. Ya o benim yaptığım yemeği yapacaksınız ya da sıfırı basacağım. Atbaşı istemedim ben. Jülyen istedim. Jülyen. Şefim keşke yemeseydiniz önce. Tatmasaydınız vallahi. Niye? Benimkinden tattınız ya. Korkuttunuz. Pişmemiş dediniz. Çok güzel olmuş değil mi? Yok. Ama böyle öyle bir zevk alarak yiyorsunuz ki devam ediyorsunuz. Benim işim beni bu. Çok ümitlendiriyorsunuz şu an. Şefim, ümit besliyorum evet. Şefim. Mendil açacağım, az kaldı. Şurayı doldurayım bir dakika, dur. Şurayı dolması lazım. Ama güzel tavuğu yiyin bari şefim. Bence de şu an yiyor zaten güzeli. Yanığı yemeyin. Bence o tabak bitsin yani. Bu nasıl bir işkence diye yiyor. Bence de bitebilir şefim, güzelse. Lezzetli olduğunu hiç yemedim. Demeyin öyle. Elma yemek istediniz. Yok. Neden?
Ağrı tarafı diyor ki ben buradayım mayonez. Edirne tarafı diyor ki yoğurt ben buradayım. Aa, aslında güzel karıştırmıştım ya. Anladın yani. Karışmamış mı? Vallahi Kur'an çarpsın karışmamış. Yok çarpmasın estağfurullah da. Sana puanı. Yıldızlı 5. 2. Şeften aslında bu kadar düşük puan beklemiyordum. İnşallah yarın daha yüksek verir. Begüm. Bak sana bir şekil göstereceğim şimdi. Burada bir tane deniz yıldızı vardı. Ya. Tavuklar da bak daha çatara almadan kırılıyor. Onu sizin için yaptım. Ya yağ çekmiş. İyice çektirmiştim ama inşallah lezzetlidir. Güzel kız yapmış Allah var. Bak gördünüz mü ya hepiniz beğendiniz insaf ya azıcık. Sana gelsin puan. 3. Ne oldu sonra? Yine hepinizden iyiyim. Tebrik edin. Bakalım. Hepiniz beğendiniz lütfen. Şeften en yüksek puanı ben aldım mutluyum. Üçüncü günün sonunda toplam almış olduğunuz puanlar için hazır mıyız? Evet. Evet. 19 puanla günün dördüncüsü. Can. 24 puanla günün üçüncüsü. Mustafa. Gönüllerin birincisi. 28 puanla günün ikincisi. Sebiha. Gerçekten mi? Evet. Ve 30 puanla üçüncü günün liderliğini Sebiha'dan alan Begüm. Üzülmeyin ya, ağlamayın. O gün de o üzülmüştü. Ağlamayın ya. Dün o gözleri puanı doldu. Ama ağlamayın o iki puanı ben verdim ona. Bugün Begüm'e liderliği verdiğim için üzüldüm. Bundan sonra böyle gidecek inşallah. İyi olan kazansın, ben kazanayım. Efendim bugünlük bizden bu kadar. 10 bin liranın sahibi cuma günü belli oluyor. Sizler de benim yemeğimde yarışmak isteyip 10 bin liranın sahibi olmak isterseniz ama burası gibi geveze olmak istemeyenler gelsin. Bizim burada 10 bin lira için yarışsın. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın. 360 ekranlarında kalın Allah'a emanet. Benim yemeğim.